Beklenen haber nihayet geldi ve Biden 1.9 trilyon dolarlık bir teşvik paketi açıkladı. Teşviklerin çok büyük bir kısmı vatandaşlara gidiyor arkadaşlar. Geri kalan kısmı da COBİ'lere yani küçük işletmelere koronayla mücadeleye gidecek. 130 milyar dolarlık bir kısmı da tekrar açılacak okullar için kullanılacak. Hem dünyadan hem Türkiye'den de ciddi bir haber ve veri akışı var. Bunların da detaylarını sizlerle paylaşacağım. Hepiniz hoş geldiniz sevgili dostlarım. Teşviklere şöyle bir göz atalım. Biden 1.9 trilyon dolarlık teşvik paketini açıkladığında bu paranın tamamını en kalın iş adamlarına mı vermiş yoksa vatandaşlara mı dağıtmış onu bir görelim. Sonrasında da Türkiye'nin yaptığı yardımlarla artık kendini siz kıyaslarsınız. 1 trilyon dolarlık kısmı direkt vatandaşlara gidecek bu 1.9 trilyonun. 415 milyar dolarlık kısmı koronayla mücadele için kullanılacak. 440 milyarlık kısmı COBİ'lere verilecek küçük işletmelerin ayakta kalabilmesi için hibe yardımı olarak kullandırılacak. 600 dolar yerine vatandaşa 1400 dolar verilmesine karar verildi. Neredeyse 2,5 kat arttırıldı. Saatlik asgari ücret 15 dolara çıkartıldı. Eylül sonuna kadar da haftalık artı 400 dolar daha işsizlik yardımı yapılacak. Peki Amerika bununla yetiniyor mu arkadaşlar? Hayır yetinmiyor. İkinci bir paket daha konuşuluyor. Önümüzdeki dönemde ikinci paket açıklanacak Biden tarafından. Şimdi arkadaşlar Biden bütün bunları niye yapıyor olabilir? Niye arka arkaya trilyonlarca dolarlık teşvik paketleri açıklayacağım diyor olabilir? Gayet basit korona nedeniyle dünya ekonomisi bozulduğu kadar Amerika'da da işler iyi gitmiyor. Nitekim haftalık işsizlik maaşı başvurularına bakıyorsunuz. Yine 1 milyon kişiye dayanmış durumda. Geçen hafta tam 965 bin kişi başvuru yapmış. Diğer bir taraftan biliyorsunuz faiz artırılmış artırımları meselesi konuşuluyordu. Eğer çok yüksek miktarlarda teşvikler açıklanırsa muhtemelen enflasyon yükselecek ve enflasyon yükseldikten sonra da FED faiz silahına sarılmak zorunda kalacak diye konuşuyorduk biliyorsunuz. Powell sürpriz bir açıklama yaptı dün bir toplantıda. Enflasyon %2.5'ün üzerine çıkana kadar faizleri arttırmayı düşünmüyoruz dedi. Şimdi bunu şu şekilde yorumlayabiliriz. Powell önümüzdeki dönemde bir faiz arttırımına gitmeyecek şeklinde yorumlayabiliriz. Ya da trilyonlarca dolarlık teşvikler geldikten sonra piyasa canlanırsa Amerika'daki canlanma ihtimali çok yüksek arkadaşlar. Enflasyonist ortam oluşmaya başlarsa ki oluşma ihtimali çok yüksek. Yani %2.5-3 aralığına tekrar enflasyon çıkar ise Powell faiz arttırımına gideceği sinyalini vermiş oluyor. Enflasyon yükselmez evet bir faiz arttırma olmayacak. Enflasyon %2.5'un üzerine çıktığı an itibariyle Amerika faiz arttırımlarını konuşmaya başlayacak. Avrupa'dan da önemli haberler var arkadaşlar. Avrupa'nın en önemli ekonomisi Almanya. 11 yıl sonra ilk defa %5 oranında küçüldü. Almanya için çok ciddi bir daralma oranı bunu unutmayın derim. Türkiye'yi de çok yakından ilgilendiriyor bu mesele bir. İkincisi yine Almanya'da kısıtlamaların boyutunun daha da arttırılması meselesi konuşuluyor. Tam kapanmaya gidecek gibi görünüyor önümüzdeki dönemde. 20 Ocak'ta yine bir karar alınacak ve bu da Almanya ekonomisinin ve sınırlarının tüm dünya ile kapatılması anlamına gelebilir. Bu bizi nasıl ilgilendiriyor? E biz ticaretimizin çok ama çok önemli bir kısmını Avrupa'ya ve Almanya'ya yapıyoruz. Almanya kapılarını tamamen kapatırsa Türkiye'nin ticaretinin ve ihracatının da çok ciddi manada azalacağı anlamına gelir bu. Unutmayın. Bir başka önemli konu Almanya'dan ithalat yapıyoruz. O ithalatı da yapamaz hale geliriz. Bu da kıtlık ekonomisi anlamına gelir. Bunu da da unutmamakta fayda var. Aşı bulundu. Neredeyse 35 milyon kişiye aşı yapıldı. Hastalığın önü kesilebildi mi? Ne yazık ki kesilemedi. 92 milyondan fazla insana bulaşmış durumda ve ne yazık ki tüm dünyada 2 milyondan fazla insan hayatını kaybetti. Dünya Sağlık Örgütü'nün bir açıklaması var. Bence çok dikkat çekici. Bu senenin geçtiğimiz seneden çok daha sert olacağını söylüyor. Ve hastalığın çok daha yıkıcı olacağını söylüyor. Dünya Sağlık Örgütü bunu da göz ardı etmemek gerekiyor. Yani önümüzdeki dönemde Avrupa ekonomisi, Amerika ve Rusya'da çok ciddi kapanmalarla karşı karşıya kalabiliriz. Ve bu hastalık bu yıl içerisinde de kontrol altına alınamayabilir. Çünkü aşın üretimi sınırlı, hastalık sınırsızca yayılmaya devam ediyor. Şu ana kadar 35 milyon kişiye vurulmuş olmasına rağmen aşı hız kesmeden yayılıyor ve öldürücülüğünü de koruyor. Dünyadan bu gelişmeleri sizlerle paylaştıktan sonra biraz da Türkiye'ye bakalım. Çünkü Türkiye'de de bugün önemli veriler açıklandı. Bunlardan birisi vatandaşın döviz mevduatlarıyla ilgiliydi arkadaşlar. 235 milyarı aşarak yeni rekorunu kırdı. Faizler %17'ye çıkartılmış olmasına rağmen döviz, altın rezervleri de satılarak baskılanıyor olmasına rağmen vatandaş hala dolar almaya devam ediyor. Kimsenin yüksek faiz ortamı var diye dolarını dövizini bozdurup bankaya gittiği falan yok. Aksine paralarını bankadan çekmeye devam ediyor vatandaşlar. Bunun da en net göstergesi bankaların mevduatları da 25 milyar lira boşalmış durumda. Ve büyük bir kısmını da götürüp dolara, dövize yatırmışlar. 598 milyon dolarlık bir alım gerçekleştirmişler sadece geçen hafta. Neden vatandaş hala döviz almaya devam ediyor sorusunun cevabı gayet basit. Çünkü bu faizlerin yeterli olduğunu düşünmüyor bir ve yüksek faizlerin ekonomik kırılganlıkları arttıracağını da çok net bir şekilde görüyor. Haftalardır konuşuyoruz. Ben bu yüksek faiz ortamının Türkiye için yapılabilecek en büyük hata olduğunu sizlerle paylaşıyordum. Reel sektörde köşeye sıkıştırdığını ve reel sektör temsilcilerinin hiç sesinin çıkmamasının da son derece garip olduğunu sizlerle paylaşıyordum. Dün Türkiye Odalar Borsalar Birliği Başkanı Rifat Isarcıklıoğlu aslında reel sektör temsilcisi olan en önemli isim nihayet bir açıklama yaptı. Kredi faizleri, ticari kredi faizleri 16 ayın en yükseği olan %20 seviyesini aştıktan sonra açıklama yaptı Sayın Hisarcıklıoğlu. Kobi kendisini döndüremiyor dedi. Sanayici batmak üzere dedi bir anlamda. Bu faiz ortamı içerisinde üretim yapılması mümkün değil dedi. Günaydın diyorum. Keşke bu açıklamayı bu faizler arttırılmadan önce yapsaydı Sayın Hisarcıklıoğlu. Çünkü reel sektör gerçekten çok zor durumda ve bu faiz ortamı bu şekilde devam ettiği sürece sadece kuru baskılamayı bir marifet olarak gördüğü sürece ekonomi yönetimi Türkiye büyük bir çıkmaza doğru ilerliyor. Büyük bir ekonomik kriz de bizi bekliyor. Aynı zamanda ciddi bir kur şoku da bizi bekliyor. Dolayısıyla vatandaş da bu süreci gayet iyi okuduğu için parasını dövize yatırmaya devam ediyor. Düşen doları da bir alım fırsatı olarak görüyor. Dünkü videomda da paylaştık paylaştım sizlerle. Merkez Bankası'nın bütün derdi, bütün tasası, aynı zamanda ekonomi yönetiminin bütün derdi, bütün tasası hala kuru baskılamak. Reel sektörü, üretimi tamamen ikinci plana atmış durumda. İhracatı, ihracatçıyı tamamen ikinci plana atmış durumda. Bunun için şimdi de altın rezervleri boşaltılmaya başlandı. Altın rezervlerinin %10'dan fazlasını da satarak hala kuru baskılamaya çalışıyor. Tam 66.4 tonluk bir altın sat gerçekleştirilmiş. Eylül ve Kasım aylarında Aralık verisi daha gelmedi. Muhtemelen Aralık'ta da Merkez Bankası altın satmaya devam etti. Bütün dünyada mı Merkez Bankaları altın satıyor? Hayır arkadaşlar. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası dışında kimsenin altın sattığı yok. Aksine altın almaya, altın rezervlerini güçlendirmeye devam ediyorlar. Çünkü herkes önümüzdeki sürecin stresli bir süreç olduğunu gayet net görüyor. Bir tarafta korona, öbür tarafta Amerika'nın dünyaya açtığı risk Ortamı Amerika Rusya Amerika Çin Amerika Türkiye gibi. Öbür taraftan da olası ekonomik kriz ortamı. Herkes rezervlerini güçlendirmeye çalışıyor ve mümkün olduğunca borçlarını azaltmaya çalışıyor. Bizimkilerse borçlarını arttırmaya devam ediyorlar. Yine açıklanan bir başka veri kısa vadeli dış borç verisi arkadaşlar. Ne yazık ki orada da 184.3 milyar dolara gelmiş durumdayız. Nedir kısa vadeli borç? Bir yıl ve bir yıldan daha Önce ödenmesi gereken borçlarımız. Hem özel sektör hem kamu hem de Merkez Bankası ya yurt dışından borç bularak bu borcu çevirmeye çalışacak ya da piyasaya yüklenecek. Yurt dışından borç bulmak hem maliyetli hem çok zor olduğu için iç piyasaya dönecek. Kimse dolarını satmadığı için sıkışıklık daha da artacak. Bunun üzerine katsa yaptırımları, Avrupa Birliği yaptırımları eklendiği zaman dolardaki kırılganlık daha da artacak. Dövizi tutmak mümkün olmayacak. Vatandaş da bunu çok net bir şekilde görüyor. Tekrar kısa vadeli borca dönelim. 184.3 milyar dolar ne anlama geliyor? Biraz bundan bahsedeyim. Uzun vadeli borçlarımız azalıyor. Çünkü kimse bize uzun vadeli borç vermek istemiyor. Son 7 ay içerisinde kısa vadeli borçlarımız tam 20 milyar dolar artmış. Özel sektörün borcu hızla artıyor. Merkez Bankası'nın borcu hızla artıyor. Kamu sektörünün borcu, kısa vadeli borcu hızla artıyor ve döndürülemez noktalara doğru emin adım ilerliyor. Bu da kur şokunu tetikleyecek bir başka gelişme. Ve bu ortamda Merkez Bankası anket gerçekleştiriyor. Uzmanlara soruyor. Diyor ki yıl sonunda dolar ne olur sizce? Revize ediyorlar geriye doğru. 8.09 olur diyorlar bir dolar için. Enflasyon ne olur sorusunun cevabı orada da bir düşüş olur. %11 seviyelerinden yılı kapatırız diyor bizim uzmanlar. 2020'nin başında söylediklerini hatırlatayım arkadaşlar size. 6 civarında bir kur beklentileri vardı. Enflasyonla ilgili beklentileri %8 civarındaydı bu arkadaşlar. Enflasyon %14.6'dan kapatırken dolar kuru 8.40 seviyesine kadar yükseldi hatırlatırım sizlere. Merkez Bankası başkanını kovdular. Hazine Maliye Bakanı istifa etti. Faizleri neredeyse 10 puan arttırdılar da bu seviyelere kadar çekmeyi başardılar. Yoksa zaten kur alıp başını gidiyordu arkadaşlar. Dolayısıyla bu beklenti anketlerinin gerçekçi olmadığı çok net bir şekilde ortada ve göreceksiniz. 2021 yılının sonunda biz dövizin artık çift haneli olduğunu çok net bir şekilde göreceğiz. Sadece euro sterlinde değil dolarda da çift haneleri göreceğiz. 16 seviyelerin üzerinde bir dolar kuruyla karşı karşıya kalacağız. Tabi buna da bahane zemini yavaş yavaş hazırlanmaya başlandı. Sayın Hulusi Akar biliyorsunuz S-400 ile ilgili bir açıklama yaptı dün. İkinci alım görüşmeleri devam ediyor dedi. Bugün Sayın Erdoğan da çıktı yine S-400 açıklaması yaptı İkinci paket görüşmelerimiz devam ediyor dedi. Yani göz göre göre hem Sayın Akar hem de Sayın Erdoğan diyor ki bize yaptırımları sertleştirin. Acaba bu açıklamalar neden yapılıyor olabilir? Sorsun cevabı gayet basit. Amerika eğer ki katsa yaptırımlarını sertleştirirse Avrupa Türkiye'ye olan yaptırımları sertleştirirse bir bahanemiz olacak. Yüksek faiz ortamına rağmen kurun yükselmesini açıklayacak bir sebebimiz olacak da onun için arkadaşlar yine her zaman olduğu gibi diyecekler ki dış güçler bize baskı yaptı, Amerika yaptırım uyguladı, Avrupa yaptırım uyguladı. Biz aslında ekonomik olarak doğru adımlar atıyorduk ama onların yaptırımları yüzünden biz ters köşe olduk ve dolar aldı başını gitti diyecekler. Hiçbir açıklama tesadüfi değil. Özellikle söylemek istiyorum. Bakın daha dün Sayın Hulusi Akar bugün Sayın Erdoğan S-400 görüşmeleri açıklaması yapıyor. Amerika'nın hassas noktası olduğunu bilmelerine rağmen katsa yaptırımının bu açıklamalar sonrasında daha da sertleşeceğini bilmelerine rağmen alenen bu açıklamaları yapmaya devam ediyorlar arkadaşlar dolayısıyla Türkiye'de yüksek faiz, yüksek kur ve aynı zamanda yüksek enflasyon sarmalına doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Türkiye çok ciddi bir ekonomik krize doğru sürükleniyor. Hadi gelin biraz da rakamlara bakalım. Dolar 7.45 seviyesinde şu anda. Göreceksiniz birkaç gün içerisinde 7.98 aralığına tekrar geri dönecek. Çünkü faiz beklentisine rağmen özellikle Deutsche Bank, Goldman Sachs gibi kurumların 100 bas puan daha arttırın da biz biraz daha nem alanalım açıklamaları rağmen muhtemelen Merkez Bankası politik nedenlerden dolayı bu kez faiz arttırımına gidemeyecek arkadaşlar. %17'de sabit tutacak faizleri. %17'de sabitlediği an itibarıyla da 7.98 daha sonrasında da 8.40 seviyesinde bir dolar kuru göreceğiz. Onun için de kademe kademe yavaş 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 yükseltmeye başladılar. E zaten satacak bir şey de kalmadı. Merkez Bankası rezervleri biliyorsunuz eksi 50 milyar dolarda. 128 milyar dolarımızı satmıştık. İhtiyat akçemizi satmıştık. Bir de üstüne üstlük şimdi altın rezervlerimizi boşaltmaya başladık. 66,5 tonluk bir altınımızı Eylül ve Kasım aylarında satmışız. Aralıkta ne kadar daha sattık belli değil. Dolayısıyla arkadaşlar sat sat her şeyin bir sonu var. Altın rezervleri de bittiği zaman müdahale edecek. Başka bir alan kalmayacak. E vatandaşın dövizi de azalmıyor artmaya devam ediyor. Merkez Bankası rezervleri 1.3 milyar milyar dolar daha erimiş. Yani Merkez Bankası'nın döviz rezervleri 1.3 milyar dolar daha azalmış durumda. Bu yüksek faiz ortamına rağmen yabancı gelişi var ama yabancı çıkışı bir o kadar daha var. Yabancıları da elimizde tutamıyoruz. Vur kaç yabancısı geliyor. Doğrudan yabancı sermaye zaten Türkiye'ye uğramıyor. Dış ticaret açığı her geçen gün artıyor. 37 milyar dolarlık bir cari açığa ulaşmış durumdayız. Muhtemelen 42-43 milyar dolar civarında da yılı tamamlayacağız. E Avrupa kapalıyken ihracatımız çökmüş, ithalatımız her geçen gün artıyorken cari açığın yükselmeme ihtimali de yok. Bu kadar bozuk ekonomik veriler varken doların yükselişi zaten kaçınılmazdı arkadaşlar. Merkez Bankası bu dönem faiz arttırmayarak da doların yükselme sürecinin başlamasına izin vermek durumunda kalacak. Başka bir çaresi yok. Euro tekrar 9 liranın üzerine çıktı. Sterlin zaten 10 liranın üzerine yer edinmiş durumda. Doların 7.98 aralığına gittiği dönemde euronun da 9.40 seviyelerine geldiğini, sterlinin tekrar 11 liraları zorlamaya başladığını hep birlikte göreceğiz. Altının onsu 1830-1845 aralığında gidip geliyor. Hala bir düşüş olacakmış havası veriyorlar ama altın düşmeyecek arkadaşlar. Altının sıçraması çok sert olacak. 2000 doların üzerine atacak kendisini. Bay aydının açıkladığı teşviklerle birlikte 2021 yılı içerisinde 2300 dolar 2500 dolar aralığında bir altın ons değeri göreceğiz. Doların da buna paralel yükselmesiyle birlikte ilk etapta 550 600 aralığındaki gram altın fiyatını ardındansa 600 700 aralığında gidip gelen bir gram altın fiyatını göreceğiz arkadaşlar. 2021 yılının 1000 liranın altında kapanmasını beklemeyin bile. Net söylüyorum size 2021 de 1000 liranın üzerini görecek. Hem dolardaki kırılmalara hem de altındaki rekor denemelerine bağlı olarak bunu hep birlikte izleyip göreceğiz. Reel sektör bu durumdayken, konut sektörü patlamışken, hiçbir yerde yaprak kıpırdamıyorken faizleri daha da yükseltme ihtimalleri yok. Faizleri öyle ya da böyle tekrar indirmeye çalışacaklar. O da dövizin çok net bir şekilde kırılmasını beraberinde getirecek ve öbür taraftan makroekonomik sorunlar, yaptırımlarda dövizi tet tetikleyen diğer unsurlar olacak. Onun için sakin ve sabırlı olun arkadaşlar. Sakin ve sabırlı olursanız, beklemeyi bilirseniz, malı götüreyim derdinde değil de gerçekten alım gücünüzü koruma derdindeyseniz ne kadar haklı olduğumuzu bir kez daha göreceksiniz sevgili dostlar. Evet bu videomda sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın. Sizlere çok daha hızlı bir şekilde ulaşıyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz mutlaka dostlarınızla paylaşın. Katıl butonuna basarak kanalımıza destek verebilirsiniz. Ve beni hem Instagram'dan hem de Twitter'dan da takip etmeyi ihmal etmeyin. Hoşçakalın, kalın, mutlu kalın dostlar.